arkadaşlar nem ve yağışla ilgili soruları çözerken aşağıdaki bilgi ve yorumları lütfen unutmayın. Mutlak nem 1 metre küp havada bulunan nemin gram olarak ifadesini verecek. Bağın nem ise belli bir sıcaklıkta hava kütlesinde bulunan nem miktarının yüzde olarak ifadesi olacak. Bir hava kütlesi maksimum nemi kadar nem taşıyorsa doymuş demektir. Lütfen bunu unutmayın. Yoğuşma Havada bulunan nemin su, kar, dolu, kırç, kırı, çiğ haline gelmesidir. Yoğuşman olabilmesi için balın nemin %100'ü aşması gerekmektedir. Yağış havadaki su boyuna yoğunlaşmadan sonra sıvı veya kat olarak yeryüzüne düşmesi olayıdır. Orografik yağışlar nelerdir? Nemli havada Kütleyin dağın yamaçlarında soğuması sonucu oluşan yağışlardır. Dağların denize paralel yakın ve yüksek olması orografik yağışların bu anlamda artmasına sebep olur. Doğu Karadeniz Antalya bölümü ve Batı Karadeniz'de olduğu gibi. Konveksiyonel yağışlarda ise ısınarak yükselen nemli havada kütlelerin soğuması sonucu oluşan yağış yıl boyunca ekvator üzerinde etkisini gösterir. İç Anadolu'daki 42. yağışlarında yine konveksiyonel yağışlar örnektir. Cephe yağışları ise yeterince nemli sıcak hava ile soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında görülen yağış sistemleridir. Yıl boyunca 60 derece polar cephede yani batı ve kutup rüzgarlarının karşılaşma alanında oluşur. Kışın orta kuşakta görülen yağışlar da cephe yağışları olarak adlandırılır. Bulutluluk oranı bulutların gökyüzünü kaplama durumudur. Bulutluluk oranı 0 ile 10 arasında değişmektedir. Bulutluk oranı 5 ise gökyüzünün yarısı. 10 ise tamamı bulutlarla kaplı demektir arkadaşlar. Çin yine yağışla ilgili ifadelerden bir tanesi. Yeryüzünün soğumasıyla havada bulunan su buharının yoğunlaşarak su damlacığına dönüşmesi olayına çiğ diyoruz. Kırağı yeryüzünün sıcaklığı sıfır derecenin altına düşmesi halinde havadaki nemin yoğunlaşarak buz parçacıklarına dönüşmesi olayıdır. Kırç, havadaki su buharının soğuyan zemin üzerinde özellikle elektrik telleri ve ağaç dalları üzerine yoğunlaşarak buz parçacıklarına dönüşmesidir. Yağış rejimi ise yıllık yağış tutarının uzun yıllara dayanan ortalamalarının mevsimlere ve aylara dağılım payı yağış rejimiyle ilgili bilgiyi bizlere verir. Bununla ilgili bir uyarımız var. Lütfen aşağıdaki yorumları unutmadan sorulara bakalım. Onlar nedir? Sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda buharlaşmanın artacağı. Sıcak havanın çok nem alabileceği, bir hava kütlesinin doyması için mutlak nemin mutlaka ve mutlaka maksimum nemine eşit ya da aşmış olması gerektiği, mutlak nemleri aynı olan hava kütlelerinden soğuk olanın bağıl neminin fazla olacağı Hava soğudukça maksimum nem azaldığı için bağıl nemin arttığı, karaların iç kesimlerinde mutlak nemin az, deniz kenarlarında ise fazla olduğunu, dağın yamacına yükselen havanın maksimum nemi azaldığı için bağıl neminin arttığını ve yağış bıraktığını da unutmayınız. Müzik